Anavatan Partisi Osman Gazi Kadın Kolları Başkanı Remziye Salgıç ve beraberindeki heyet İnegöl Anavatan Partisi Kadın Kollarını ziyaret etti. Anavatan Partisi Bursa Osman Gazi Kadın Kolları Başkanı Remziye Salgıç ve beraberindeki heyet İnegöl Anavatan Partisi Kadın Kollarına nezaket ziyaretinde bulundu. Anavatan Partisi Osman Gazi Kadın Kolları Başkanı Remziye Salgıç kadınların dayanışmasının önemine değindi. Salgıç yaklaşan seçimlerde barajı açacaklarına inandığını belirtti. Osman Gazi Anavatan Partisi Kadın Kolları olarak İnegöl Kadın Kollarını ve yönetimini ziyarete geldik. Birbirimize bayan kadın dayanışması, kadın platformu gibi. Arkadaşlarımıza ilk önce başarılar diliyorum. Çalışmalara gençler hepsi inşallah pırıl pırıl. Bizler Bursa'da çalışmalarımıza başladık. Üye kayıtlarımıza başladık. Seçim atmosferine giriyoruz. Önümüzde seçim var inşallah. Bu seçimde barajı açacağız. İnşallah. Başarılı olacağız ama hep beraber çalışmakla. Evet. Bayanların daha çoğu çalışmalarıyla. İnegöl Anavatan Partisi Kadın Kolları Başkanı Birgül Demirbaş, kadınların siyaset vitrininde değil, içinde yer almaları gerektiğini söyledi. Demirbaş, İnegöllü kadınları bu mücadelede yanlarında görmek istediklerini ifade etti. Değerli sayın basın mensupları, sizler de hoş geldiniz. Ülkemizde kadının özgürlüğüne kavuşmasının, laiklik ilkesinin benimsenmesini ve Latin harflerinin geçilmesiyle başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimin büyüklüğü ve genişliği de işte tam burada kendini göstermektedir. Türk kadını bundan yararlanmaların başında gelmektedir. Hatta yalnızca Türk kadınını onunla kardeş tüm Müslüman kadınları da bundan başlıca yararlanmaları arasındadır. Ama gözüküyor ki Türkiye'de kadınların parlamentoda ve karar mekanizmalarında temsil oranı hala dünyanın gerilerindedir. Türkiye bugün 70 milyon nüfusa sahip olmasına ve bunun nüfusunun yarısından fazlasını kadınların oluşturmasına rağmen 550 milletvekilinden ancak 24'ünü yani %4'te 3'ü kadındır. Hepimizin partiler ve siyaset üstü bir çalışma yaparak kadınımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha yüksek oranlarda temsil edebilmesi için el ele vermeliyiz. Unutulmamalıdır ki bu mücadele tabana doğru yayılmadıkça bir başarı sağlanamaz. Artık biz kadınlar siyasetin vitrininde değil, içinde yer almak istiyoruz. Buradan bütün İnegöl'lü kadınlarımızı bu mücadeleye davet ediyorum. Sözlerimi Yüce Önder Atatürk'ün 1923'teki sözleriyle bitirmek istiyorum. Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek, faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse sosyal toplum felçtir.